Bir önceki videoda Julius Caesar'ın prokonsül olarak Galya'yı ele geçirdiğini görmüştük. Ve prokonsül olarak görev süresinin bitiminde Roma'daki senatörler ondan korkuyorlardı. Popüler, halkçı, karizmatik bir figür olan Julius Caesar Galya'da önemli askeri başarılar kazanmıştı ve senatörler ona demişlerdi ki: "Caesar, unvanını ve ordunu bırakıp Roma'ya dön." Caesar da buna pek sıcak bakmamıştı. Bu hiç mantıklı değil ki eğer Roma'ya dönersem zaten benim tehdidim altında olduklarını düşünüyorlar. Kim bilir bana neler yapacaklar." demişti. Ve böylece Rubikon Nehri'ni geçmeye ve Roma'ya girmeye karar vermişti. Diğer tarafta Romalı senatörler ise şöyle demişlerdi: "Bir zamanlar birinci triumvirlikte olan ama sonra taraf değiştiren şu ünlü general Pompey'e söyleyelim de Sezar'ı durdursun." Ama Pompey demişti ki: "Sezar şu an pek de yenilebilirmiş gibi görünmüyor." Pompey'in böyle düşünmesinin sebebi ise şuydu. Sezar'ın sadece tek bir lejyonu olduğunu bilmiyordu. Belki elinin altında başka bir numara vardır diye düşünüyordu. Böylece Pompey, daha sonra Roma'yı tekrar ele geçirme niyetiyle kuvvetlerini alıp Adriyatik'ten geçiyor ve biraz geriye çekiliyor. Ve tahmin edebildiğiniz gibi birçok senatör, özellikle de Julius Caesar'a muhalefet eden güçlü senatörler Pompey'in tarafında Julius Caesar Roma'yı kontrol altına almasına rağmen bunun bitmediğini, bir iç savaş başlatıldığını, Pompey'in güçlerinin ve bu senatörlerin geri dönüp Roma'yı geri almalarının an meselesi olduğunu biliyor. Böylece onlarla mücadele etmeye karar veriyor. Galya savaşlarındaki generallerden biri olan Marcus Antonius'a sorumluluk veriyor ve onu İtalya'da görevlendiriyor. Sonra lejyonlarının birçoğunu alarak Adriati'yi geçiyor. Bu aslında kendi başına oldukça ilginç bir hikaye. Kış zamanı geçiyorlar ve beklenmedik bir saldırı yapıyorlar. Çünkü kimse onların kışın Adriyatik'i geçmelerini ve Pompei'yi abluka altına almalarını beklemiyordu çünkü Pompei donanmayı da kontrol ediyordu. Birkaç kez Pompei ile karşı karşıya geliyor ve sonunda M.Ö. 48'de Yunanistan'da gerçekleşen Farsalus Savaşı'nda Pompeyi kesin olarak yenmeyi başarıyor arkadaşlar. Böylece düşmanları, muhalifleri yeniliyor ve Pompei geri çekiliyor. İskenderiye'ye kaçmaya çalışıyor ve hikaye işte burada daha da ilginç hale geliyor. Ama önce biraz geçmişe dair bilgi verelim. Milattan önce 51'de bu zaman çizelgesinde tam olarak burada, bu zaman çizelgesinde de burada Mısır firavunu olan 12. Ptolemaios ölüyor. Hatta bu döneme Putolemaik dönem deniyordu. Çünkü Büyük İskender'i hatırlarsanız M.Ö. 330'larda Pers ülkesini fethedince Mısır'ı da fethetmişti. Ve sonra Büyük İskender öldükten sonra o öldüğünde generallerinden Putolemaios ya da 1. Putolemaios Mısır'da bir Putolemaik imparatorluğu kurmuştu. Ve burası Roma İmparatorluğundan çok daha güçsüz bir imparatorluktu. Tarihi kayıtlara göre bağımsızlıklarını sürdürmek için de rüşvet veriyorlardı. Evet, dediğimiz gibi 12. Ptolemaios Milattan önce 51'de ölüyor ve vasiyetine göre iki çocuğunun Ptolemaik dönemdeki Mısır'ı ortak yönetmesini istiyor. Ancak şöyle bir sorun var arkadaşlar. Çocuklar çok gençler. Bir tanesi 13. Ptolemaios henüz 10 yaşında. Mısır'ı yönetmesini istediği diğer çocuğu yani Kleopatra ise 18 yaşında. İşte burada Kleopatra'nın bir resmini görüyorsunuz. Popüler kültürde Kleopatra filmlerinde gördüğümüz Kleopatra işte bu. Ancak tahmin edersiniz ki bu ortak yönetim iyi işlemiyor ve Mısır'da iç savaş çıkıyor. 13. Ptolemaios taraftarları da bu savaşın içindeler. Tahmin edersiniz 13. Ptolemaios sadece 10 yaşında bir çocuk olduğu için tüm bu karmaşayı başlatanlar aslında yetişkinler. 13. Ptolemaios taraftarları Pompey İskenderiye'ye geldiğinde üstün durumdalar. Bu arada İskenderiye Büyük İskender tarafından kurulmuş ve Putolemaik dönemde Mısır'ın yönetildiği yer. Şimdi 13. Putolemaio, su destekleyenler diyorlar ki: "Lejyonerleriyle oldukça kuvvetli görünen Julius Caesar'ın işine karışmak istemiyoruz. Öyleyse neden ona iyilik yapmıyoruz? Pompei geldiğinde onu öldürelim." Ve böylece milattan önce 48'de, yani Ağustos'taki Farsalus Savaşı'ndan sonra Pompey oradan ayrıldı ve milattan önce 48'de öldürüldü. Yani Pompey, milattan önce 48'de 13. Putolemaios'un taraftarları tarafından öldürüldü ve onlar bunun Julius Caesar'a iyilik olacağını düşündüler. Ama Julius Caesar aslında bundan hoşlanmadı. Çünkü kendisi yüce bir hükümdar, düşmanlarını affetmeyi seven biri, Roma halkını birleştirmek isteyen biri olarak bilinmek istiyordu. Ve bu yüzden Caesar olayı duyunca Pompey'in peşinden koşuyor. İskenderiye'ye geldiğinde ve Pompey'in 13. yoz taraftarları tarafından öldürüldüğünü anladığında diğer tarafa geçmeye ve Kleopatra ile birleşmeye karar veriyor. Ayrıca Kleopatra'ya sadece siyasi ve askeri anlamda destek vermekle kalmıyor. Kleopatra'nın düşmanlarını yenip Ptolemaik Mısır'ın frevunu olmasına ve tahta çıkmasına da yardımcı oluyor. Ayrıca Kleopatra ile bir de ilişkisi var ve o zaman yani milattan önce 48 civarında. Çizelgede neresi hemen bakalım. Evet burası 50, 49 ve işte 48 burada. İşte bu Milattan Önce 48'in sonları ile 47'nin başlarında Julius Sezar İskenderiye'de ve Kleopatra ile bir ilişkisi oluyor. O zaman Sezar 50'li yaşlarının başında, Kleopatra ise 20'li yaşlarının başında. Ve bu ilişkiden pek çok belgede söylendiği üzere Sezaryon adını verdikleri bir çocukları oluyor. Kleopatra'ya olan bu destek sayesinde Kleopatra tahta geçiyor. Ve Julius Caesar, Ptolemaik Mısır'ın kontrolünü ele almasa da Ptolemaik Mısır'ı Roma İmparatorluğu'na bağlı bir devlet haline getiriyor. Sonra Julius Caesar Roma'ya dönüyor. Burada başka bir şeyler de yapıyor. Doğu'ya savaş açıyor ama sonunda Roma'ya dönüyor. Ve birkaç dönem sonunda kendini diktatör ilan ettiriyor. Bugün diktatör deyince hukuk dışı yollarla iktidarı ele geçiren ve bütün yönetimi elinde tutan bir kişi aklımıza gelse de Roma hukukunda, Roma Cumhuriyetinde diktatör denen bir makam vardı ve bu kişi 6 aylık dönemler için özellikle olağanüstü durumlarda atanabiliyordu ve böylece yapılması gereken ne varsa yapabiliyordu. Fakat Julius Caesar birkaç kez ve 6 aydan uzun süre diktatör olarak atandı ve 46 yılında 10 yıllık diktatör seçildi. İşte şu yuvarlak içine aldığım yılda, yani milattan önce 46 yılında 10 yıllık bir dönem için diktatör seçiliyor. Ve sonra milattan önce 44'te hayat boyu diktatör olduğu ilan ediliyor. Şimdi bütün bu zaman Sezar düşmanlarına karşı biraz uzlaşmaya çalışan biri olmaya çalışsa da düşmanları biraz kızıyor ve bunun öcünü almak için ne yapabiliriz diye düşünmeye başlıyorlar. Ve böylece tarihteki en ünlü günlerden birinde 15 Mart'ta milattan önce 44 yılında Senato'da Senatör Marcus Junius Brutus önderliğindeki Sezar muhalifleri Roma'da Julius Sezar'a saldırıyor ve onu öldürüyorlar. Bu bir ressamın o saldırıyı tasviri. Bu konuda Mart'ın ortası ifadesini duymuşsunuzdur. Bunun orijinal versiyonu Mart'ın idesi diye geçiyor. İdes, Latince kökenli bir kelime ve antik Roma takviminde ayları bölerken ayın ortası anlamında kullanılıyordu. Evet, Mart'ın ortası yani 15 Mart'tan bahsediyoruz ve insanlar bugün bunu söylediklerinde milattan önce 15 Mart 44 yılında olan bu olayı kastediyorlar. Yani Roma'nın diktatörü, hatta imparatoru olan yani her ne kadar henüz imparator ilan edilmediyse de Roma İmparatorluğu üzerinde mutlak güce sahip olan Julius Caesar'ın düşmanları tarafından öldürülmesini kastediyorlar. Ve bu düşmanların başında da Marcus Junius Brutus var ve tahmin edebileceğiniz gibi bu olay daha sonra Roma'yı başka bir döneme sokuyor. Sanırım buna iç savaşta diyebiliriz. Ya da başka bir iç savaşa diyebiliriz. Şimdi Julius Caesar'ı bırakmadan önce yaptığı şeylerden bazılarına biraz değinelim. Halka yönelik bazı reformlar yapmaya çalıştı. Ayrıca kendisi Julian takvimini oluşturmasıyla bilinir. Yazalım buraya Julian takvimi. Julian takvimi öncesinde Roma takvimi yıllık bazda epey sapmalar yapıyordu. Ancak Julian takvimi bugün dünyanın birçok yerinde kullanılan Gregorian takvime çok yakın. Evet, bu takvimde dünya Güneş'in etrafında dönerken günler o kadar çok sapma göstermiyordu. Bunu burada bitireceğiz ve önümüzdeki birkaç videoda Julius Caesar'ın ardından neler olduğunu, patlak veren iç savaşları ve bunların nasıl Roma'nın cumhuriyetten imparatorluğa geçmesiyle sonuçlandıklarını anlatacağız.